Ata, sana şimdi biraz filmden çıkıp bir şey soracağım. Önce bir şey izleteceğim ama soracağım tamam. Soruyla ilgili olarak. Allah Allah. Sevgili Selda, verir misiniz şeyi? O soracağım soruyu. Biraz sizin taklidinizi yapmış, seyrettiniz mi? Bir tanesini gördüm, bir tane göremedim. Nerede görünüyor? Hiçbir şey söylemiyorum. İlber Ortaylı gibi koydun beni buraya. Hayır, bir şey göre bir şey değil. Polonya'da da ayrısı oldu, yok hayır. Abi ben televizyondan seyrediyor. Kocaman adamlar duruyor. Slav adam Fransızca biliyor. O şeyle yayındığınızda Afgan'ı çalıştırmıyor. Afgan toprakçı adam. Ha, bu seyretmiş. Atanın taklidine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz hocam? Vallahi vermem. O ayrı da işte biraz daha böyle tanıması lazım. 6 alır mı hocam 6 yoksa 5 mi? Yok canım, ne bileyim ben ne alacağını. Herif ekmek parası şimdi boşver. Öyle puan verirdi ya. Valla ekmek parası da değilim. Ben gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir mihenk taşı hepimiz için İlber Hocam. Mehmet Demirkol'a çıktığımda yapmıştı. Evet, o çok yerine rast geldi. Çok çok severek. Beni biraz daha fazla tanıması lazım. Biz hocayla her hafta program yapıyoruz. Evet, orada kere, seni de çok sevdiğimiz için kulaklarını çınlattık. Hemen görünce de çok sorayım dedim. Çok isterim daha yakından tanımak. Beni tanıması lazım diyor. Öyle diyor, televizyondan gördüğüm gibi bir tanıması lazım beni, ondan sonra yazsın. Zevkli. Şimdi izleyicilerden sana filmle ilgili özellikle filmdeki işte Bursa şeyleriyle ilgili, çağrışımlarıyla ilgili çok fazla sorular var. Vallahi hepsini yanıtlamak istiyorum hazır buraya çıkmışken. Benim de konuşmaktan zevk alacağım şeylere dönüşebilir. Şey nasıl, özellikle insanlardan geri dönüşler filmle ilgili sana dönüşlerin nasıl olduğunu soruyorlar ama en çok sorulan soru mesela Selçuk Cengiz Bey sormuş. Filmin devamını çekmeyi düşünüyor musunuz? En çok onu merak ediyoruz demiş. Yok, bu filmin devamı olmaz. Ben istemem, devamı falan olmaz. Sen de biliyor musun? Yok. Devamını çekene kadar o adam ölür, ben sana söyleyeyim. Adamı çitileyip bıraktık orada ya. Mümkün değil yani. Bak bir soru çok güzel. Diyor ki dünyada komedyenler yaşları ilerledikçe komediden kara mizaha, oradan da daha duygusal hüzünlü bir yerlere, yalnızlık gibi temalar üzerine filmler, işler yapıyorlar. Bursa Bülbül de sanki biraz hüznüyle, nostaljisiyle sizin bu tarafa doğru gittiğinizi gösteriyor mu? Özellikle Peru'yu çıkarıp attığınız sahnede izleyicimizin aklına o gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Tarz değişikliğiyle ilgili bir şey hissetmiyorum ben. Yani Louis de Funès'i ne yapacağız? Mesela Charlie Chaplin'i ne yapacağız? Yani öyle bir şey yok. Komedyen her yaşta komedyendir de. Mesela diyebilirsin ki sinemada değil de ben bir komik bir kabare yapayım. Sahnede yapayım. Yani komedyenler çok lezzetli kuşlar. Yani o kuşun susmaması lazım. Ben vallahi içimden geleni yapıyorum. Bilmiyorum ki sonra ne olacak. Yani şu an için bunu hissediyorum, yaptım. Oyuncular mesela, oyuncu seçimi ya sanki o rolü... Yani yaşımızı aldık, ağırlaşalım falan, öyle bir şey yok. Ama dediğim gibi yaşımı aldım, o zaman gerçekten çok istediğim şeyleri öne çekeyim diye. Çünkü benim cep telefonumda notlar kısmında aklıma gelen film düşünceleri var. Bunları ben not ediyorum. Şimdi orada birikmiş bir şeyler var. İşte onların içinden gerçekten yapmayı çok istediğim projeleri öne çekeyim kafasındayım.